Son 3 ayki ortalama gelirim 93.000 TL. Gelirim bazı aylar 60-70.000 TL civarlarında olurken bazı aylar 100.000 TL'yi bile geçiyor. Ama buna rağmen geçtiğimiz haftalarda kendimi parayı kafaya takmış halde buldum. Acaba yeterince kazanıyor muyum? Artık doğup büyüdüğüm ülkeden farklı bir ülkeye taşınmışım. Yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni bir şehir. Tek başıma yaşıyorum. Acaba başarabilecek miyim? Okuldan mezun olmak istemiyorum ama acaba yanlış mı düşünüyorum? Bu video biraz sohbet tadında olsun istiyorum. Hem benim içimdekileri döktüm, hem de hani şu an benim durumda olan veya gelecekte benim durumumda olacak kişilere yardımcı bir video olsun istiyorum. Geçtiğimiz son birkaç hafta benim için oldukça duygusaldı. Mutlu ve hiçbir şeyi kafama takmamış bir haldeyken aniden kendimi ağlayacak bir durumda bulabiliyordum. Para ve yalnızlık bence buradaki ana nedenlerdi. Aslında yalnızlık hissedecek son kişi olduğumu düşünürdüm. Yani oldukça yalnız zaman geçiren birisiydim. Kendimle zaman geçirmekten aşırı zevk alan birisiydim. Ve bir sorun olacağını düşünmüyordum. Yani bu zamana kadar sıkça yalnız zaman geçirirdim. Ancak bu zamana kadar sürekli aile evindeydim. Yani hiçbir zaman tam anlamıyla yalnız değildim. Yani ne kadar saatlerce odamda tek başıma zaman da geçirsem, günün her zaman belirli zamanlarında, belirli saatlerinde annemle, babamla, kardeşimle zaman geçirirdim. Ama şimdi ben Türkiye'ye taşınınca tam anlamıyla yalnız kalmış oldum. İlk başlarda hani yeni bir yer, yeni insanlar, tanımadığınız bir yer. O yüzden bir yalnızlık hissediyorsunuz. Ancak insan zamanla alışıyor. Artık her geçen gün böyle hani daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Artık o yalnızlık hissini de hani o kadar hissetmiyorum diyebilirim. Tabii zaten burada da zamanla yeni arkadaşlar edinirim. Herhalde. Bu yalnızlık duygusu muhtemelen beni aşırı düşünmeye itti ve aşırı düşününce de para sohbete katıldı. Ödenecek kira, faturalar, abonelikler, yemek, alışverişler, ihtiyaçlar vesaire. Bakıyorum 2687 euro, 3190 euro, 4004 euro ve bu civarlarda dolaşıyor yani 3000, 4000, 2000 ne genelde bu civarlarda dolaşıyor. Tabi ortalama dediğimde bu dünya ortalamasını varsaymıyorum çünkü hani dünya ortalaması 4000 euronun hayat değiştiren bir para olduğu yerler de var ki Türkiye'de hani hayat değiştiren, değiştirebilir evet yani düzenli olarak aylık 4000 euro kazanmak demek çok iyi bir para demek. Ama yani daha kötü durumda olan ülkeler de var ama hani bu parayla hani Los Angeles'a gitseniz, New York'a gitseniz kolay gelsin hani geçinemezsiniz. Ama benim durumumda hani bu Akdeniz ülkelerinde hani ben Yunanistan'da yaşıyordum. Orada da 4000 euro, 3000 euro, 2000 euro bile çok iyi bir param. Tek başına yaşadığınızı düşünecek olursak köyle yaşıyorum. Türkiye'de de böyle. Ama bence burada gelirimin sabit olmaması büyük bir rol oynuyor. Keza bir ay gelirim 120.000 TL iken diğer ay 62.000 TL olabiliyor. Bu da beni acaba daha da düşer mi sorusunu sormaya itiyor. Daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum ki aslında bakacak olursanız kötü bir şey değil değil mi? Yani bu beni motive etmesi gerek. Yani daha fazla çalış, daha çok kazan. Evet, daha fazla çalışmak iyidir ama bazı durumlarda sizi hani mental olarak tüketebiliyor bu hani şu anda bende olduğu gibi. Öyle bir noktaya gelmiştim ki her şeyi sorguluyordum. Ne yapmak istediğime karar veremiyordum. Bu kanalım, içeriklerimde yapmak istediğim değişiklikler ki son birkaç videoda muhtemelen bunu fark etmişsinizdir. Diğer kanallarıma ne yapacağım, üzerinde çalıştığım ürünler, hatta farklı kişilerin gelirlerini bile araştırmıştım bu süreçte. Hani diğer daha ünlü ve tanındık kişiler ne kadar para kazanıyor diye. Yani şimdi dönüp baktığımda aslında bu hareketin daha çok böyle içimi sırf rahatlatmak için yapılan bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Pek bir dayanağı yoktu ama ne yalan söyleyeyim az çok faydası olmuştu. Benden daha ünlü ve popüler, daha böyle hani insanlar tarafından tanındık ve sosyal medya alanında daha yüksek noktalarda olan kişilerin büyük oranda hani hepsi olmasa da bazılarının hani böyle bazı kişiler gördüm. Benden daha düşük gelirleri oluyor. Kendileri mesela İstanbul'da yaşıyorlar. Kiraları, giderleri falan her şey benden daha fazla. Ama buna rağmen güzel bir hayat yaşayabiliyorlar. Yani tabii bu bizim gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz belki arka planda farklı şeyler vardır. Onlar da farklı duygular, farklı şeyler yaşıyorlardır ama hani göründüğü kadarıyla hani oluyor. Bu aslında bana gelirimin o kadar hani dert edilecek seviyede olmadığını hatırlattı. Hani böyle çok ciddi bir olay olmadığı sürece, her şey böyle pat diye son vermediğim sürece ne kadar işleri kötü de gitse gelirim hani 30 bin liranın pek altlarına düşeceğini sanmıyorum. Yani bu en kötü ihtimal düşünmek gibi bir şey ve eğer olur da hani ileride daha basit, daha sade bir hayat yaşamak istersem bunu çok rahat bir şekilde yapabilirim. Şu anki gelirlerime falan baktığımda en kötü durumu bile göz önünde bulundurduğumuzda benim gelirim şu an tek başıma yaşadığımı düşünecek olursak özgür, rahat, daha böyle hani çok aşırı lüksün içinde değil ama hani özgür bir hayat yaşamama olanak sağlıyor. Yani henüz benim bakmam gereken bir aile yok. Hayatımda o kısmında da oldukça var. O zamana kadar düşünecek, yeni şeyler yapacak, yeni işler deneyip başarılı olabileceğim veya
Oldukça zamanım var. Gelirim o zamana kadar çok değişkenlik gösterebilir ve genel olarak hayatta daha iyi bir noktaya gelebilirim. O yüzden hani bu internette bize dayatılan daha fazla yapmalısın, daha çok çalışmalısın, sen uyuyorken rakiplerin çalışıyor falan gibi şeyleri bize dayatmalarına pek de izin vermememiz gerek. Bu kafa yapısından çıkmamız gerek. Yani tam olarak değil. Yine çalışmaya devam etmemiz gerek. Yine ben çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmeye, işimi büyütmeye, yeni ürünler çıkarmaya, yeni projeler denemeyi deneyeceğim. Bunlara zaman ayıracağım ki zaten sevdiğim bir şey. Bunu yapmak istiyorum. E tabii sıfırdan başlayan birisinin oldukça fazla çalışması gerek. İlk başlarda ben de öyleydim. Ancak ben bunun bu son seferki gibi olmasını istemiyorum. Hani beni bu İngilizce'de şöyle deniyor. Burnout. Hani mental olarak yakmasına mı diyelim? Mental olarak beni çökertecek seviyede olmasını istemiyorum. Ben sevdiğim işi yapmaya devam edeceğim. Gerekirse bazı aylar gelirim düşsün. Benim vizyonum belli, hedeflerim belli, planlarım belli ve bunun sonunda alacağım ödül bunlara değer olacak. Ben videolarımı da üreteceğim, ürünlerim üzerinde de çalışacağım. Aklımdaki planları, hedefleri de hayata getireceğim. Evet, hepsini birden yapamıyorum. Birden hepsine yoğunlaşamıyorum. Yani birine yoğunlaştığımda diğerinden uzaklaşıyorum. Diğerine uzaklaştığımda öbüründen uzaklaşıyorum. Şimdi burada iki tane şey var gibi. Bir tane hali hazırda bana getiri kazandıran bir şey, bir de yeni üretmek istediğim bir şey. Şimdi ben yeni bir şeye odaklandığımda bana para kazandıran şeyden biraz uzaklaşmış oluyorum. Doğal olarak bu da gelirimi düşürüyor. Ama odaklanmadığım sürece bu yeni olan şeyi üretemiyorum. Gelire odaklanacak olursam evet, o ayki gelirim olduğu şekilde devam edecek ama bu aklımdaki yeni planı hayata getiremeyeceğim. Yeni üzerinde çalışmak istediğim şeyi oluşturamayacağım, üretemeyeceğim. Ancak eğer bu yeni ürettiğim şey beni asıl gelir kaynağımdan uzaklaştıran şey uzun vadede daha faydalı olacaksa benim için buna değer diye düşünüyorum. İnişler olmadan çıkışlar olmaz. Hayat bir nevi kalp ritmi gibidir. İnişler ve çıkışlar bizi canlı tutar. Başarılar ve başarısızlıklar, sevgiler ve kayıplar, mutlu anlar ve mutsuz anlar. Eğer sizin hayatınız düz bir çizgi ise ölmüşsünüzdür. Evet, biraz klişe ama doğru. Yani düşük anlarımız olmazsa yüksek anlarımızın değerini tam anlamıyla bilemeyiz ve bir yerden sonra o yüksek olmaz ve kendimizi tatmin edebilmek için hep sürekli daha fazlasına ihtiyaç duyarız ve hani hayatta sürekli yeni bir şey arayışında oluruz ve hiçbir zaman hani olduğumuz yerden tatmin olamayız. Her düştüğümüzde bir şey öğreniriz ve bundan ders çıkarırız. Azıcık öğrendiğim kendimin bu video aşırı böyle motivasyon konuşmasına döndü. Durumu özetlemek ve başlıktaki soruyu cevaplamak gerekirse 100.000 TL hiç de az bir para değil. Çok da güzel bir para. Hatta bu hikayeden anlayabileceğimiz üzere sorun hiçbir zaman 100.000 TL'nin az olup olmaması değildi. Asıl sorun geleceğin belirsiz olmasıydı. Bir sonraki ayda bizi ne beklediğini bilmemek. Ancak artık bunu kabullendim. Hani maaşlı bir işte çalışmıyorum, çalışmak da istemiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Bu riski göze alarak yani bu yola çıktım ben. Her ay gelirim değişiyor. Bazen daha fazla, bazen daha düşük. Bu yeri geldiğinde evet korkutucu oluyor. Strese sokuyor insanı. Ancak diğer tarafında bardağın dolu tarafından da bakacak olursak bu bana hani ölçeklenebilir olma özgürlüğünü veriyor diyebilirim. Ben özgürlüğe oldukça önem veren birisiyim. Daha akıllıca ve daha fazla çalışırsam daha fazla kazanabileceğimi bilmek bana mutluluk veren bir şey. Hani gerçekten yaptığım şeyin karşını alabileceğimi düşündüren bir şey. Ancak bu maaşlı sistemde, bu yaşadığımız dünyada böyle bir şey mümkün değil eğer maaşlı bir işte çalışıyorsanız. İşimi çok bile sevsem hani daha fazla mesai harcayayım, daha böyle üstüne kafa yorayım, şey yapayım falan dersem ben aynı maaşı alırım. Asıl o şirketin başındaki kişi bundan daha fazla para kazanır. Yani benim motivasyonumdan, hevesimden, o işe olan mutluluğumdan, çalışma isteğimden başkaları faydalanır. Benim de maksimum alabileceğim şey ya aynı maaş ya da belki yani maaşıma biraz zam. O yüzden günün sonunda bu yol ne kadar da karanlık olsa ben bu yolu takip edeceğim ve kendi istediğim hayatı kurmaya çalışacağım. Size de hayatta başarılar dilerim. Umarım istediğiniz ve mutlu olduğunuz bir hayat yaşarsınız. Kendinize iyi bakın.